Hocam çok ilginç bir soru gelmiş. Yani tabii güzel de bir soru aslında. Nisap miktarı mala sahip olan kimse diyor. Malı telef olsa, yani çalınsa diyor veya yansa veya o kimse iflas etse diyor. O kimse yine zekat üzerine farz olur mu veya zekat üzerinden düşer mi diye bir soru var hocam. Herhalde bu şey ama zekata malik olan bir kimse Evet, değil mi evet. yani nisap miktarı değil, yani Nisap miktarına sahip olan demiş. Evet hocam. zekat veren bir kimsedir Evet. bu. Yani sonuçta mal biliyorsunuz zekatı verebilmesi için bir kere onun bir şartı vardı. Neydi? Zekata malik olduktan sonra o malın üzerinden bir sene geçmesi gerekiyordu. Bu bir. Ha bu ilk defa zekat verebilecek olan kimseler için. Peki devamlı zekat veren kimselerin elinde olan mal diyelim ki tarih verelim. Diyelim ki 5 Aralık'ta veya işte Ramazan ayında vermesi daha iftar deniliyor. 5 Ramazan'da, Ramazan'ın 5'inde zekat verecekti. Bir senesi doluyordu yani. Seneden seneye veriyoruz ya. Diyelim ki Ramazan'ın 3'ünde malı ne oldu? Telef oldu. Elinden çıktı. Artık da onu ne olmaz? Hani deniliyor ya, bir senenin sonunda elimizde olan malın zekatını vereceğiz. Senin elinde mal yok. Ne olmuş? İşte dediğiniz gibi telef olmuş, kaybolmuş, çalınmış veya işte ne bileyim bir şekilde elinden çıkmış. Dolayısıyla ne olmaz? Bunun zekatı olmaz. Yani bir senenin sonunda elinde bulunan malın zekatı verilir. Bulunmayan mala zaten zekatı verilmez. Onun için çalınmışsa, telef olmuşsa, şu olmuşsa, bu olmuşsa buna zekat vermesine gerek yoktur.